Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere PES 2019'da Pogba'yı tanımlayacağız. Pogba'yı anlatacağız. Çünkü Pogba'nın gerçekten de hakkı verilmediğini düşünüyorum. Nasıl verilmiyor? Bir Manchester United takımı düşünün ki gerçekten çok uzun boylu adamlardan kurulu. Smalling, Lindelöf, Fellaini, Matić, Lukaku, Pogba hepsi uzun ama sürekli insanların ağzında Lukaku var. Tamam kabul ediyorum arkadaşlar, iyi bir oyuncu ama Pogba Manchester United takımının kesinlikle en iyi oyuncusudur. Şimdi size bunu kanıtlamaya geldi. Nasıl kanıtlayabilirim onu ilk önce bir düşünmem lazım. Çünkü Lukaku... Aslında Lukaku'dan da bahsedeceğim ama Lukaku'nun konusu biraz uzun. O yüzden konusu uzun yanlış anlamayın. O yüzden ilk önce Pogba ile başlayacağım ki büyük ihtimal onunki de uzundur ama... Bizim bu şu anda bahsetmek istediğimiz olay... Lukaku gerçekten çok iyi bir oyuncu ama Pogba Lukaku'nun gölgesinde kalıyor gibi. Bence takımın dinamosu ve 191 boyunda olmasına rağmen birçok şeyi çok iyi yapabiliyor. Neleri yapabiliyor? Bunları göreceğiz. Şimdi Pogba'nın güçlerine baktığımızda 30 level için konuşuyoruz. Yani normal Pogba'nın oyundaki gücü için konuşuyoruz. Ee, fiziksel teması 91 olan kontrollü dönüşü 80 olan, şut gücü 88 olan, top sürmesi 86 olan ki 1.91'lik adam için top sürmesinin 86 olması bence inanılmaz iyi bir şey ve normal derecesinin 86 olduğunu görüyoruz. Şimdi MyClub'da oynayanlar var aramızda. MyClub içinde şöyle söyleyeyim, leveli 49'a kadar çıkarılabiliyor ki MyClub'da buna antrenman basarsanız 91 overall'a kadar çıkabiliyor ki top sürmesi, top kontrolü vesaireyi bilmem ama Şut gücü 91 olup kızarıyor. Fiziksel temasa 94 olarak güçte bayağı bir kızarıklık yaşattığını görüyoruz bizlere. Bir de Lukaku'ya bakalım. Şimdi Lukaku tamam kabul ediyorum. Sizin hani bunu çok fazla ulan Lukaku var ya ne vuruyor be kardeş falan deyip böyle çok cümle kuran oluyor. Hakikaten 3 bacaklı bir adamımız gerçekten Lukaku. Şut gücü ve hızı 90 olan bir adam. Yani bu kadar 1.90'lık bir, bir adama göre biliyorsunuz ben hani hem uzun olup hem hızlı olan adamları gerçekten çok fazla tutarım. Aslında bakmayın işin şakası Lukaku da bu oyunda gerçekten çok üst seviyede yapılmış bir oyuncu. Fiziksel temas da Pogba'dan geri kalır bir yanı yok. Genel derecesine baktığımızda 87 overall olduğunu görüyoruz. Yine Michael up oğlanları da bu videodan çıkmasınlar diye düşünelim. 48 level'e kadar yükselebiliyor ki 48 yaptığınızda yani PoPo ateş eden bir adam oluyor. 92 overall'a çıkıyor. Bitiriciliği 94, fiziksel teması 96, şutu ve şut gücü ve hızı 93 olarak bir revize oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi bugün Pogba'dan bahsetmek istiyorum. Şimdi Pogba'yı Lukaku'dan ayıran bazı özellikler var. Bir kere e, 2019'da yeni gelen bir özellik. Dalan şut. Ölü yaprak vuruşuna zaten biliyorsunuz Ronaldo'dan. Ama Ronaldo dışında birçok kişi artık yapabiliyor oyunda. Eski 2017-2018'lerde genelde hani bu işi Ronaldo üst attı. Ama artık her oyuncuyla hemen hemen her oyuncuyla demeyeyim ama ölü yaprak vuruşu özelliği olan her oyuncuyla etkili bir şut çekebiliyorsunuz ama dalan şut herkeste yok arkadaşlar. Dalan şut çekmek kesinlikle bir ayrıcalık bu oyunda. Ama dalan şutu nasıl çekeceksiniz? Dalan şutu çekmeyi bilmeyen arkadaşlarımız var. Bu gerçekten azımsanmayacak kadar çok bunu farkındayım. Dalan şut nasıl çekilir? Ne yapmamız gerekiyor? Dalan şut nedir? Bunların hepsini burada söyleyeceğim. Ve dalan şut özelliği Pogba'da var arkadaşlar. Kimde yok derseniz o kadar met ettiğiniz Lukaku'da dalan şut özelliği yok. Ama yine hakkını yemeyelim. Onda da kafa vurma özelliği var. Ee, Pogba ile de kafa vurabiliyorsunuz ama kafa vurma özelliği olan bir oyuncu her zaman için kafa toplarında çok daha etkili oluyor. Bunu daha önceki videolarda PES Türkiye takip edenler zaten biliyorlar arkadaşlar. Şimdi dalan şut nasıl çekiliyor buna bir göz atalım. Şimdi ben ikisini de açıklayayım sizlere. Şimdi dalan şutta çekmeniz gereken dalan şutsa eğer istediğiniz bir kere bunu siz tüpün %30 ve %20 kısmını doldurarak şut çekiyorsunuz. Başka bir şuta basmanız gerekmiyor ama topun momentumu çok iyi olması gerekiyor. Biz her zaman için maçlardaki momentumdan bahsediyoruz ama momentum sadece orada değil topun da bir momentum var. Ya o topu öldürmeniz gerekiyor ilk önce. Topun o hızını ayağa yakınlığını sağlamanız gerekiyor. Topun hızını öldürmeniz gerekiyor. Bunun için de yapmanız gereken bir tuş var. Daha doğrusu iki tuş kombinasyonu var. Bunu göstereceğim ama ölü yaprak vuruşu biraz daha zahmetli bir vuruş. Ölü yaprak vuruşunda da tüpü ne kadar doldurduğunuzun hiçbir önemi yok. Ama şut çekeceğiniz anda tam top ayağına e, topla e, futbolcunun ayağı temas edeceği zaman Kareye bir kez daha basmanız gerekiyor ki ölü yaprak vuruşu yapsın. Şimdi bunu çok söyleyeceksiniz biliyorum. Ee, Birçok kişi de soruyor. Abi dalan şut yapıyorum. Yüz, şimdi yüzde %20-%30'unu yüzde dolduruyorum ama Pogba ile dalan şut yapmıyor. Ronaldo öyle ölü yaprak deniyorum ama kafasına göre vuruyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar, topun momentumunu ayarlamamanız. Topun momentumunu ayarlayacak bir tuş kombinasyonu var. Bunu şimdi sizlere göstereceğim. Ama isterseniz ilk önce oyun talimatlarına girelim. Oyun talimatlarında bu tuş kombinasyonuna ona bakalım. Şimdi topa dokunma sadece durduğunda diye bir seçenek var. Bu topun momentumunu iyi ayarlayabilme özelliğine sahip bu hareket, bu hareketi yapmak kolay değil. Bu hareket yanınızda bir adam olduğunda ya da yakınınızda bir adam olduğunda yapması kolay bir hareket değil ama bu hareketi yapabiliyorsanız istediğiniz her şutu ölü yaprak vuruşu, istediğiniz her şutu dalan şut yapabiliyorsunuz. Nasıl yapabiliyorsunuz? Onu da göstereceğim sizlere videolarda. Çünkü dalan şut ve ölü yaprak vuruşu İstediğinizde yapabilmek oyunda büyük bir avantaj sağlıyor ve bu şutla ayrıyetten herhangi bir güçsüz bir overall'la bir oyuncuyla da yapsanız örnek veriyorum bitiriciliği 75 olan bir overall'lı adamdan bahsediyoruz. Ama siz bu hareketi yaptığınızda ve bu hareketten sonra şut çektiğinizde onun sanki 75 değil de 85 bitiriciliği varmış gibi bir şut çekiyor. Yani 10 kademe falan arttırıyor. Oyunda zaten kılavuzunda bunu diyor. Bu şekilde topun momentumunu ayarlayıp vurduğunuzda Gol atma ihtimaliniz çok yüksektir diyor oyunda. Şimdi gelelim free kick'lere. Free şimdi Manchester United takımında free kick atabilen çok böyle oyuncu yok. Özellikle ilk 11'de Alexis Sanchez'de oynatmıyorsanız Pogba takımın en iyi free kick atan oyuncusu oluyor. Pogba ile free kick attığınızda şunu hissedeceksiniz. Hadi hatırlarsanız PES 2018-2017'de e, sihirli oyuncular vardır. 2018'de e, bizi takip edenler bilir. Buffetti mi Gomes'in çok fazla sihirli olduğunu söylemiştik oyunda. Overall'ına göre attığı hemen hemen her şutun gol olması zaman yakın zamanda Benzema'nın sihirli olduğu konuşulurdu biliyorsunuz Karim Benzema'nın. Çünkü gerçekten vurduğu her şut girerdi. Bir ara Aguero'nun sihirli olduğunu düşündük. Çünkü gerçekten büyük oyunda büyük bir böyle bir torpilli gibiydi ve gücünden daha da fazla iyi gibiydi. bu senede bunlardan biri kesinlikle Pogba arkadaşlar. Free kick'te attığınızda 79 free kick atan başka bir oyuncuyla lütfen bir free kick atın. Bir de Pogba ile free kick atın. Aradaki farkı göreceksiniz. Pogba eğer yani şut gücünü, barını iyi doldurduğunuzda ve yönü iyi verdiğinizde, fal solu attığınızda çok rahatlıkla kaleyi bulan iyi şutlar çekebiliyorsunuz. Bunu da test ederek rahatlıkla görebilirsiniz. Ve gelelim kornerlere. Şimdi kornerde biliyorsunuz duran toplar oyunda çok büyük bir etken ve Manchester United seçtiyseniz Smalling, Lindelöf, Matić, Fellaini, Pogba, Lukaku bunların hepsi uzun. Hani Rohoy'u da oynatabilirsiniz. Aslında çok fazla uzun oyuncu var ve duran toplar özellikle oyunun kilidini açmadaki özellikle sizden iyi bir rakibiniz varsa Biçilmiş kaftan duran toplar. E kornerlerde şimdi Lukaku'nun da hakkını yemeyeceğim ama Pogba'yı genelde kullanıp ya da Lukaku'yu kullanıp kornerlerde etkili olabiliyorsunuz. Arkaya aşırtma sistemiyle bunun detayını vereceğim. İster arkaya aşırtarak ön direkten arkaya aşırtarak isterseniz arka direkten ön tarafa doğru aşırtarak da gol yakalayabiliyorsunuz. Aslında şunu söyleyeyim. İşin şakası Lukaku ile Pogba'yı asla hani kıyaslama gibi durumum yok. İkisi zaten mevki olarak farklı oyuncular. Lukaku bu oyunda fiziksel teması vesairesi çok üstün olan ve özellikle omuz omuza birlikte böyle mücadelenin çok üstün olduğu PES 2019'da illaki de uzun boylu ve fizikli adamların bir kademe daha önde olduğu apaçık ortada. E, Lukaku ile Pogba'yı birbiriyle kıyaslamak ya da e, kapıştırmak yerine ikisini birlikte e, sahaya sürüp çok güzel bir güç yakalayabilirsiniz. Manchester United taktiği de kanalda vermiştim sizlere. Kesinlikle onu da takip edin derim. E, çok uzun bir takım ve fiziksel anlamda çok iyi iş yapan bir takım. Manchester United gerçekten oyunda Barcelona'dan kesinlikle daha iyi bir takım. Barcelona'nın fiz Barcelona fiziksel gücü çok iyi değil. Oyuncuları çok cılız, pike dışında uzun bir stoperi, adam akıllı bir stoperi elle tutulur bir oyuncusu yok. Ve e, hani Messi'ye Suarez'e medet umduğunuzda 60. dakikadan sonra oyunda kesildiğinde oyuna sonradan sokabileceğiniz, özellikle dembeleyi ilk 11 oynattığınızda oyuna sonradan sokabileceğiniz hiçbir adam yok. O yüzden Manchester United'ı e, bence bir deneyin derim arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz şeyler varsa ya da e, ilk 11'ini ya da tam ilk 18'lik kadrosunu beğendiğiniz takımlar varsa lütfen yorumlara yazın. Ben yorumları okuyor olacağım ve cevap veriyor olacağım. Emeğinize sağlık. 7000 aboneyi geçtik. 7000 abone olduk. Bir anda 7100'lere falan yaklaştık. Bunlar hep sizin desteğinizle de oluyor. Yakında bunun sözünü veriyorum. Ben elimden geleni yapacağım. Yakında herkes bizi konuşacak. Bütün kanallar, bütün herkes bizden bahsedecek. Unutmayın, PES Türkiye izlemek ayrıcalıktır, görüşmek üzere arkadaşlar.